Manşete hoş geldiniz. 1 Ocak 2024. Her yeni yıl değişiminde, dönüşümünde artı bir ekleniyor ve insanlar bir yıl daha yaşlandığını düşünüyor. Doğum günleri gibi bir şey ama belki doğum günlerinden daha etkili. Ve geçen yılın bir daha gelmeyeceği gerçeği. Enteresan. Fakat bana göre yeni yıl önemli, yani bir yılın muhasebesini yapma. Yani doğum gününde insanların yapmadığı şeyleri yeni yılda yaptığını görürsünüz. Yani geçen yılın muhasebesi, önümüzdeki yıla umutla bakmak, bir takım hataları tekrar etmemek, bir takım atılım planları yapmak ya da kendini gözden geçirmek, her neyse. Belli bir yaştan sonra da biraz daha dinginleşeyim, biraz daha az hata yapayım, biraz daha kendime ve aileme vakit ayırayım falan gibi etkileri oluyor. Türkiye açısından ve dünya açısından baktığınızda 2024 karikatürdeki gibi, The Times'ın karikatürü, tornadodan sonra kim bilir belki daha iyi olacak. 2024 gibi bir şey. 2023'ün üstünden bir tornado geçti, bir tsunami geçti, bir fırtına geçti. Ya dünya açısından böyle, yani sadece Türkiye açısından değil. Yani dünya da 2023 hayırla yad etmeyecek. Tıpkı 2022'yi, tıpkı 2021'i, tıpkı 2020'yi hayırla yad etmediği gibi. 2020 ve 21 pandemi yıllarıydı. 2022 onun arkasından gelen çöküntü, neyse, etkileriyle falan geçti. 2023 de aynı şekilde geçti ve kayıp yıllar esasen dünya açısından 20, 21, 22 ve 23. 24 maalesef umut verici değil. Maalesef. Yani bu karikatür de onu söylüyor. Tornadodan sonra 2024 için umutlanalım mı? Soru işareti esasen onu koyuyor. Kim bilir derken, yani kim bilir, belki daha iyi olacak bazı şeyler. Bilmiyoruz. Fakat özellikle yılın son günlerinde Riyad'da, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa skandalı diyelim. Çok enteresan bir turnusol Türkiye toplumu açısından da. Ben bugün biraz bunu irdelemeye çalışacağım. Yani mesele Süper Kupa maçı oynandı, oynamadı, Türkiye'deki işin bakan yönü falan değil. Mesele bunun arkasındaki sosyolojik gerçeklik. Son dönemde önün arkasına bakılmadan, teyit edilmeden, hatta buna lüzum dahi görülmeden epeyce bir bilgi dolaşıma sokuluyor ve millet de bunun arkasına düşüyor. Belli insanlar, belli kanaat önderleri ya da gazeteciler veya işte fikri önemsenen fenomenler falan yazdığında, paylaştığında da bu daha farklı bir hal alıyor ve yürüyor. Cuma günü bu benim için böyle bir şeydi. Yani öyle bir koro ve öyle güçlü bir şekilde bir kampanya ve bir propaganda götürüyordu ki karşısında durmak, ya arkadaşlar aslında ne oldu? Nedir bu olay? Bir aslını anlatsanıza bana. Mesele ne? Falan gibi sormak mümkün değildi. Soran linci yiyordu. Tıpkı hani, yani bir yönüyle ilk 24 saat çok uzak durdum ve soru bile sormadım. Sadece mesele nedir anlamaya çalıştım ama anlayamadım. Emin olun anlayamadım. Ve şunu gördüm. Yani tanıdığım bir psikolojiyle karşılaştım. Gezi günlerinden tanıyorum ben bu psikolojiyi. Benzeri bir atmosfer söz konusuydu. Benzeri bir atmosfer sosyal ağlarda. Sahada değil. Mesele Gezi Parkı değil. Anlamadın mı? Hani tweetiyle Mehmet Ali Boral'ın Alabora'nın üzerine gidilmişti ya. Yani orada da, yani mesele Süper Kupa değil, sen anlamıyor musun? Mesele Galatasaray Fenerbahçe değil, mesele maç değil filan, mesele Araplar değil, anlamıyor musun? Gibi bir hava vardı. Enteresan. Ve o günden sonra da gerçekten hafta sonu boyunca, ya aslında ne oldu? Taraflar ne diyor? Bir protokol var mı yok mu? FIFA ne diyor? UEFA ne diyor? Bu maç hangi kapsamda? Ne bileyim, maçın oynanacağı yerin, otoritenin görüşleri nedir? Federasyonun görüşleri ne? Takımların görüşleri ne? Nasıl bir anlaşma veya protokol, sözleşme yapılmış? Kim krizi çıkarmış? Niye çıkarmış? Bunu anlamaya çalıştım ve gerçekten bulamadım. O toz duman arasında öyle bir sloganlarla ve öyle bir şey yürüyordu ki öğrenme şansınız da yok yani. Soruları da kendi kendime sordum sadece ama cumartesi günü akşamdan itibaren yavaş yavaş olayın rengi ortaya çıkmaya başladı. Ama antiparantez şunu söyleyeyim. Yani özellikle cuma, cumartesi günü sosyal ağlardaki havaya baktığında şunu görüyorsun. Yani siz eleştiriyorsunuz değil mi?
yolun ortasında trafik akarken namaza duran insanı, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek diyen insanı, bir takım falan kutsal değerler, değerlerimiz falan adı altında yapılan bir takım hokkabazlıkları. Yani bunlarla alay ediyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz. Ama günü gelip aynı duruma düşüyorsunuz. Yani çünkü soru soramıyorsunuz o dönem. Koroya katılman lazım. Ya da susturuluyorsun. Sen bir sus falan oluyor yani. Acayip bir şey çıkıyor insanların içinden. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi birlikte bakalım. Çok fazla lafı uzatmaya gerek yok. Maksadım anlaşılmıştır zannediyorum. İşte Turkcell Süper Kupa 2023 maçı, her şey ayarlanmış. Ağustos ayından itibaren görüşmeler yapılmış, şey yapılmış, protokol yapılmış. En son Ekim ayında falan bir protokol yapılmış falan. Her şey belli. Şeyde ne derler, haberi yayınlanmış günler öncesinden. İşte bir takım konser sanatçılar gidecek. Şöyle bir 100. yıl Cumhuriyeti anma etkinliği olacak. Konserler verilecek falan. Yani pek çok şey belli ve protokolle belirlenmiş zaten yani. Fakat burada bu önceki gün Hürriyet'in haberi 5 saatin hikayesini yazmış Mehmet Arslan. Dünkü Hürriyet de sahaya çıkmama kararı nasıl alındı? Kulüpler geç mi kaldı diye soruyor. İşte bütün esasen hikaye burada. Federasyonla Suudi yetkililer maça 15 gün kala protokole son şeklini verdi. Yani bir protokol yapılmış, konuşulmuş, müzakereler Ağustos, Eylül, Ekim ayı boyunca ve maça 15 gün kala protokole bir şekil veriliyor. İddiaya göre Fenerbahçe salı, Galatasaray perşembe günü, maç cuma günü bu arada, Atatürk tişörtü ve pankartlarıyla çıkma isteklerini federasyona bildirdi. Yani Fenerbahçe önden gidiyor, Galatasaray da peşine takıyor. Böyle bir durum var. Suudiler reddetti. Federasyon Dursun Özbek ve Ali Koç'u, iki başkanı, cuma saat 17'de toplantıya çağırdı. Cuma saat 17'de toplantıya çağırıyorsun, maç 20.45'te, 3 saat sonra. Yani taraftar gelmiş, takımlar gelmiş, yayıncı kuruluş falan, her türlü ayarlama yapılmış ve bekleniyor yani. Geri sayım artık yani. Geri sayım. Masaya çeşitli formüller geldi ama Suudiler evet demedi. Yani olay Arapların başına yıkıldı geçti ama yani mesele pek öyle değil. Öyle görülüyor yani. Şimdi Riyad'daki o 5 saatte ne konuşuldu? Mehmet Aslan çok güzel toparlamış. Suudiler sahaya Atatürk tişörtü ve pankartlarıyla çıkmak isteyen kulüplere protokolde böyle bir şey yok cevabı vermişler. İşte filan bütün olayı anlatıyor. Olayın 3 kahramanı var. Federasyon Başkanı Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları. 1. Suudi yetkililer Galatasaray ve Fenerbahçe'nin isteğine hayır dedi. Son dakikada ortaya çıkan bu talepleri kabul edemeyiz. 2. Soruna çözüm bulma umuduyla Özbek ve Koç otele davet edildi. İki kulübün başkanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı federasyon. Fakat Fenerbahçe'nin federasyonla problemi var. Fenerbahçe başkanı o gün öğlen saatlerinde yayıncı kuruluşla yaptığı 10 dakikalık canlı bağlantıyla, canlı yayında federasyon başkanına bir sürü şey söylüyor. Büyükekşi'ye, federasyona ağzına geleni söylüyor. Yani meselesi var federasyonla. Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir, iki ülke arasında diplomatik krize yol açabilir endişesi dile getirilmiş. Fenerbahçe Başkanı toplantıda sürpriz bir öneride bulunuyor. Tüm sorumluluğu üstlenip tişörtlerle sahaya çıkalım falan. Yani enteresan, son saatlerde ne oluyorsa oluyor. Yani acayip bir şey. Yani gerçekten acayip bir şey. Ve sonra bu Türkiye'ye yansıması, yani orada bir kelebek kanadı çırpınca Türkiye'de bu tornadoya yol açtı, tsunami'ye yol açtı, fırtınaya, kasırgaya yol açtı. Acayip, hani kelebek etkisi derler ya. Sonra da federasyon başkanı karar ne olursa olsun kulüplerin yanındayız vesaire. O arada dezenformasyonla mücadele merkezi denen Türkiye Propaganda Bakanlığı Suudi yetkililerin İstiklal Marşı okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin vermediği iddiası doğru değil filan demiş. Filan. Sonra Fenerbahçe en son yeni bir açıklama yapmış. Maça çıkmama kararı ne siyasi ne de komplo. Süper Kupa finali öncesinde yaşanan aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz. Şimdi tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz meselesi ayrı da. Yani örnek olarak söylüyorum. Yani karşı mahalleden örnek vereyim. Siz gittiniz bir kupa maçına, bir Avrupa maçına veya Dünya Kupası eleme maçına, Avrupa, neyse herhangi bir resmi maça çıktınız ve diyorsunuz ki işte biz burada maçtan önce şükür secdesi yapacağız. Yani o olabilir mi böyle bir şey? Buna hayır yapamazsınız dedikleri zaman da
tartışmaya açık olmayan değerlerimizi tartışmayız. Bu konuda hassasız falan mı diyeceksiniz? Yani her şeyin bir kuralı var, usulü var, adabı var. Başta da verdim, bir daha söyleyeceğim. Yani trafiği kesip yolun ortasında namaza duran adamdan farksız bir durum değil bu. Zübük filmi geliyor aklıma. Kemal Sunal'ın 1980 tarihli. Atıf Yılmaz'ın da senaryosunda katkısı var. Aziz Nesin'in kitabından uyarlama. Kartal Tibet yönetmendi galiba. Orada zübük bir başkan ve tamamen halkın dini duygularını istismar etmeye odaklı bir icraatı var. En son işte bunun yolsuzluğu, hırsızlığı, bütün yalancılığı, sahtekarlığı, üçkağıtçılığı ortaya çıktıktan sonra bunu öldürmeye geliyorlar tabancayla falan. Çok sinirleniyor, hiddetleniyor vatandaş. Bunu fark edince zübük, Kemal Sunal çok güzel oynuyor, hemen namaza duruyor. Namaza durduğunda işte bunu vuramayız, vurursak şehit olur falan diye de bekliyorlar. Her neyse saatlerce adam namaza duruyor falan. Ondan sonra da bir şekilde ketenpereye getiriyor ve şey yapıyor, uzaklaşıyor oradan. Yani bu bunun gibi, namaza durduğunda aman falan. Yani şeyde bile, son kertede bile insanların dini duygusunu istismar ediyor. Yani Ronaldo falan oynuyor o ülkede. Neticede nikahlı olmadığı bir kadınla beraber Suudi Arabistan'a yerleştiği bir takımda oynuyor falan filan. Bayağı bir tartışmaya yol açmıştı ama yani Suudi Arabistan son yıllarda böyle kabuğunu kıran falan bir şeye büründü. Orada bir takım şeyler de var. Ne bileyim, projeler de var. Acaba bir takım insanlar orada proje alamadığı için veya projeleri baltalandığı için mi Suudi Arabistan'a böyle kafa tuttu? Bilemiyoruz yani, gerçekten arkasında ne var? İşte Süper Kupa müsabakasında uyulması gereken zaman çizelgesi, federasyonca onaylanmış resimleri görmeye teslim alması, lisanslar, forma, şort, tozluk önerileri. Gene diyor ki işte takımlar müsabakada federasyon tarafından takip eden sezon için onaylanmış forma setlerini kullanmak zorunda falan filan. Yani acayip. Sonra tabii iş başka bir yere gitti. İyi Parti bile bayrak asmış. İşte efendim Atatürk, şey Galatasaray, Fenerbahçe bayrakları kendi şeyine, ne derler, genel merkezine filan. Siz bizim Atatürk deyince neden böyle olduğumuzu nereden bileceksiniz? Mesele o değil ki. Ama gerçekten başka bir şey oldu yani. Çiğdem Toker iyi yakalamış. Atatürk kurucu değerler ve laiklik konusunda toplumsal hattın gücü bu ülkede sanılandan önemli. Evet, öyle, katılıyorum. Yani gerçekten önemli. Bir kere daha bunu görmüş olduk. Ama mesele o değildi. Ve neden, bir kere daha soruyorum, neden ya bu iş 24 saat sonra unutuldu, rafa kalktı? Bu kadar büyük, bu kadar herkes üzerine şey yaptı. Yani hemen herkes bir görüş serdetti, bir şey oldu. Yani bunun bir hafta falan 10 gün konuşulması lazım, önüne arkasına bakılması lazım. Neden böyle bir şey oldu? Size bir şey diyeyim mi? Cuma günü başladı olay, öğleden sonra. Cumartesi öğlene kadar falan biraz daha devam etti. Ondan sonra tıs diye söndü. Ne oldu? Neredesiniz? Ya bir fikri takip diye bir şey var. Takip edin. Aslında ne oldu? Biz niye ortaya çıktık? Niye bu kadar sloganlar attık, tweet attık falan diye sorsanıza kendinize. Yok, gazetelerde de tek satır yok. Sosyal ağlara baktığınızda 48 saat sonra hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Çok tuhaf. Post-truth çağının anatomisi demiş büyük Ermeni düşünürü Sevan Dişanyan. 1. Duygulara hitap eden herhangi bir görsel, istenen herhangi bir tezin kanıtı olarak sunulur, 11 bin kişi beğenir. İşte bu. Yani post-truth çağının bir tür anatomisi. Yani yaşanan buydu. Ben gerçekten kupada, Fenerbahçe'de, Ali Koç'ta, Galatasaray'da, şurada burada, federasyonda değilim. Yani hepsiyle ilgili bir sürü şey söyleyebilirsiniz, orada değilim. Fakat 2. Başka bakış açılarının mümkün ve makul olduğunu kanıtlamak için zeka, emek, bilgi, şans gerekir. Kimse de beğenmez diyor. Ya gerçekten çok zor. Yani böyle bir durumda ya arkadaş, bir de işin şöyle bir tarafı var, bir de buradan baksak falan demek o kadar zor ki. İşte bu açıdan 2024'te, 2025'te, 2026'da işimiz çok zor. Bu durumun değişeceği yok yani. Yani gerçekten. Bir de şöyle bir şey var falan diyecek. Yani çok zor. Çok zor. Sonra işte insanlar tutuklanıyor. En son Furkan, elinde kelepçe, gazeteci. Furkan Karabay. Bir duruşma tutanağını haber yapıyor. Tutanakta adı geçen işte rüşvetçi savcılar rahatsız olmuş belli ki. 23 sayfa. Metin Cihan da paylaşmış onu. Şu tutanak. Ama ilginç yani. Türkiye. Yani aslında bunun gündem olup konuşulması lazım. Furkan Karabay içeriden mesaj vermiş Marmara.
Ceza infaz kurumu Silivri 9 nolu kapalı cezaevi. 9 nolu Silivri 9 nolu da yani en yüksek güvenlik seviyesindeki cezaevi, düşünebiliyor musunuz? Kalın kocaman duvarlar, yüksek. Ciddi bir tecrit şeyi var yani. Namuslular namussuzlardan daha cesur olmadığı sürece hiçbir şey değişmez. Destek veren herkese teşekkürler. Namussuzlarla kalemimizle savaşmaya devam demiş. Bir başkası Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş'ı kaybetti ve gitmedi cenazeye. Hakkını helal et. Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür demiş. Evet. Bunlardan izin istemeyeceğim diyor ve istemiyor. Kimse de benim namıma başvurmasın diyor. Avukatlarını uyarıyor ve babasının cenazesine gitmiyor. Geçtiğimiz yıl babası ağırlaşınca, hastaneye kaldırılınca güvenlik önlemleri altında ziyaretine gitmişti. Belli ki o son görüşmesi olmuş. Böyle bir şey. Bakın, yoksulluk sınırı 47.000 TL. Yeni yılın başıyla beraber bir takım şeylere zam gelecek. Şu olacak, bu olacak. Her neyse. Fakat mühim gerçeklik bu. Asgari ücretin 17.000 TL falan olması da değil. Mühim gerçeklik yoksulluk sınırının 47.000 TL olması. Ve bundan sonra bütün hesabınızı buna göre yapın. Ama bundan bahsetmiyorlar. Gazetelerin bile köşesinde kalıyor bu. Sonra Türkiye yüzyılında 2024 çıkışı, tarihler her sene güncelleniyor. 2023'ü unuttuk. 2024'te Türkiye'nin yıldızını yükselteceğiz. Ama Cumhuriyet'te güzel bir karikatür var. Erdoğan açılıştaydı. Yeni yıla nasıl girdiler karikatürleri. Bu çok güzel. Bizden önce 2024 yoktu. Memlekete 2024'ü biz getirdik diyor. Ve 2024'ü böyle karşılıyor. Çok güzel, şahane. Bence yılın en güzel karikatürlerinden biri. Ama 2023 karnesi Rütük'te bu. İlhan Taşçı paylaşmış, CHP'li üye. Görüldüğü gibi iktidarın canını sıkan kanallara ceza kesiliyor ki, yani iktidarın nasıl canını sıkıyorlar ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Pek çok konuda iktidarla beraber aynı şekilde, aynı konuda düşünüyorlar. Tehditler, terör, ne bileyim vatana ihanet falan, pek çok şeyde. Ama kendi kanallarına hiç şey yok. Yani ne para cezası var, ne uyarma cezası var falan filan. Sonra yine bir şey, bu devam edecek. Milli Yas'ta vur patlasın, çal oynasın. Sabah gazetesi paylaşmış. İran'ın kuzeyinde 12 şehit için milli yas ilan edilmesini isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Halk TV'de yılbaşı programında vur patlasın çal oynasın böyle eğlendiler diyor. Sonra da bunu savunanlar, ya bu program 15 Aralık'ta çekilmişti, şehitlerden önceydi diyor. Ya programın ne zaman çekildiğinin bir önemi yok ki. Yayın tarihinin önemi var. Geçeceksiniz. Fakat mühim olan eğlenip eğlenmemek değil. Mühim olan işine gelen propagandayı kullanmak. Böyle bir dönem. O arada tabii Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel aynı saatlerde AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı'nın ölümüne ne bileyim işte böyle başsağlığı mesajı yayınlamışlar. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu Özgür, yani biri eski genel başkan, Kemal Kılıçdaroğlu hala aktif politikaya devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Niye yani AKP Balıkesir Gençlik Kolu Başkanı'nın ölümüne bile başsağlığı yayınlıyor. Yani düşün, CHP de öyle. Yani bunların size bir saygısı yok. Yani siz bu kadar şey olmayın yani. Bu kadar ince olmayın yani. Ama belli ki bunu değiştirmeyeceksiniz ve bu durum devam edecek. Alta niye öyle yazdım? Bu da geçer yahu. Karga kafasından alıntıladım. Evet, 2024 bu da geçer. Gerçekten 2024 bu da geçer yahu diyeceğimiz bir sene olacak. Hemen her anlamda, toplumsal anlamda, ekonomik anlamda. Ve 2025'e umutla bakabilecek miyiz bilmiyorum ama 2024 iyi geçmeyecek. Pek çok veri böyle söylüyor. Dünyada savaşlar, hak ihlalleri, ekonomik sıkıntılar, Türkiye'de de işte benzer problemler devam edecek. 2024'ü atlatıp 2025-2026'dan umutlanabilir miyiz? Ondan da emin değilim. Herkese iyi seneler. Gelen yıl giden yılı aratmasın diyor ve manşeti kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.